Arkadaşlar, 2020 çizgi roman koleksiyon videoma hoş geldiniz. Şimdi size elimde olan çizgi romanları tanıtımını yapacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet, başlıyoruz bakalım. En üst rafta mangalarım var. Manga okumaya yeni başladım. Gayet de memnunum. Savaş Meleği Alita var, 1-2. Vaat edilmiş Yok Yer var, 1-2-3. Gerekli şeylerden çıkan. Ünlü bir manga, çizgi roman olan Suikast Sınıfı, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 var. Kapak tasarımları muhteşem. Kitaplıkta da müthiş duruyor renkler. Yanında Dragon Ball var, 1-2. Biliyorsunuz gerekli şeyler manga konusunda bizim isteklerimizi, beklentimizi yeterince karşılıyor. Yanında benim en çok sevdiğim anime olan Hellsing var. Alucard, vampir Alucard biliyorsunuz. Müthiş, acımasız. Yanında da Beyaz Zambaklar Ülkesi var tabi. Atatürk'ümüzün en çok sevdiği kitaplardan bir tanesi. Ve benim en çok sevdiğim kitaplardan olan Jack London'ın Vahşetin Çağrısı var. Bir alt rafa iniyoruz. Alt rafta Uzumaki var. 1-2-3. Ondan sonra Tommy var. 1-2. Junji Ito biliyorsunuz. Çok ünlü bir mangacı. Manga yazarı ve çizeri. Genellikle korku temaları üzerinde mangalar yazan çizen bir adam. Korku mangası seviyorsanız muhakkak okumalısınız. Bir alt rafa geçiyoruz. Watchmen'lerimiz var. Watchmen Başlangıç 1-2-3 var. Superman Dumut var. 1-2. Superman Yarın Adamları var. Superman Action Comics 1-2-3-4-5 var. Nivelli 2 serisi. Tabi bunların hepsi Yapı Kredi yayınlarından çıkan çizgi romanlar. Yine Superman Yeni Dünya 2-3 var. Maalesef elimde bir yok. Piyasada zor bulunuyor ama onu da Dayı Comics'ten alacağız. Buradan Dayı'ya çok selam söylüyorum. Onun Cirlop gibi koleksiyonundan bir tane çizgi roman alacağız. Tavsiye ederim. Ben her zaman alışveriş yapıyorum kendisinden. Yanında Wonder Woman var. En Büyük Savaşları. Sonra yine Superman Wonder Woman 3. Superman Wonder Woman 1. İki nerede dersiniz? İki Superman Dumut'un ikinci cildinin içinde. Buraya karıştırmışlar ya. Şu bir... Evet, geçiyoruz Justice League'lere. Benim en sevdiğim seri, zaten beni bilenler bilir, ben DC'ciyim. Justice League'de ayrı bir zaafım var. Justice League Nivelli 2 serisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanında çok ünlü bir çizgi romanı olan Forever Evil ve Darkseid Savaşı Tanrıların Gücü var. Herkese şiddetle öneriyorum. Justice League'in hastasıyız. Yanında Superman var. Superman'in Son Günleri. Çok güzel bir çizgi roman. Tavsiye ederim. Ve tabii ki meşhur Superman Red Son. Evet arkadaşlar, birinci rafı bitirdik, ikinci rafı bitirdik, şimdi sıra üçüncü rafta. Üçüncü rafımızda nelerimiz var? Hoz Comics'ten çıkan Dylan Duck var, renkli. Biraz zor bulunan bir çizgi romandır ama ben buluyorum tabii ki. Hoz Comics'e de karşı bir zaafım var. Çizgi romanlarını çatır çatır topluyorum. Yine Junji Ito'nun bir mangası var burada, Gyo. Çok güzeldir, tavsiye ederim. Altta da çizgi düşlerden çıkan renkli zagorlarımız var. Ve geliyoruz GBC yayıncılığa. Görüyorsunuz. Hepsi Cirlop gibi. Yan yana sıra sıra dizmişim onları. Burada Batman dedektif hikayeleri var. 1'den 9'a kadar hepsi elimde. Yanında Batman Superman var. 1'den 6'ya kadar hepsi elimde. Mevcut. Batman Yeni Dünya var, 1-2 ve yanında ana serisi olan Batman'in
birden 10'a kadar olan bütün ciltleri elimde mevcut. Yanında da Suicide Squad'lar var birden 5'e kadar. Burada ne varmış? Burada da Gotham kapıları var, görüyorsunuz. Bu rafı da böyle geçtik. Görüyoruz şu anda. 1, 2, 3. İniyoruz 4. rafımıza. Burada Prestige'den çıkan Lex Luthor'lar var. Altta yine çizgi düşlerden çıkan renkli tekstler var. Burada Host Comics'ten çıkan X-Bomb'um var, ince bir fascikül. Ve yine GBC yayıncılığın çıkardığı one-shot hikayeler var. Kingdom Come var, Batman Arlequin var, Batman Hush var, Batman Beyaz Şövalye, Kara Gece, Batman İlk Yıl, Batman Dünyadaki Son Şövalye 1-2-3. Ondan sonracığıma Batman Gotham'ın gaz lambaları var. Batman pelerinisi var ya, ne oldu? Batman Noel, Batman Gülen Adam, Batman Ninja Kaplumbağalar 1, Batman Öldüren Şaka ve Batman Ölümcül Tasarım var. Görüyorsunuz. Onun yanında da yine GBC yayıncılıktan çıkan Deadpool'lar var. 13 tane çıktı. 13'ü de şu anda elimde mevcut. Yanında gelmiş geçmiş dünyada en çok satan çizgi roman var. Mutant Genesis, X-Men Marmara çizgiden çıkan onlar da var. Yanında Dark Phoenix var. Onun yanında da Avengers yeni serisi var sayısı. Birden 3'e kadar çıktı, aldık. Yanında İhtiyar Logan var. Yanında yeni çıkan gerekli şeylerden en sevdiğimiz kahraman Conan'ın Avengers'a katıldığı Savage Avengers var. Birinci sayı. Yanında Olağanüstü Beyefendiler 1-2 var. Yapı Kredi yayınlarından çıkan. Yine Wonder Woman Hikayet var. One-Shot Hikaye Yapı Kredi'den yayınlarından çıkan. Ve Scotty Young'ın Periler Ülkesi'nden Nefret Ediyorum 1-2 var. Bu rafı da böyle atlattıktan sonra en alt rafımıza geçiyoruz. Benim şöyle oturmam lazım, pardon. Evet, görüyorsunuz Batman Lanet 1-2-3. Alfa yayınlarından çıkan Sherlock Holmes var. Arka Bahçe yayıncılıktan çıkan Yeşil Fener var, birden 12'ye kadar. Yanında Superman Lewis and Clark, Marmara çizgiden çıkan renkli Conan'lar, yine Marmara çizgiden çıkan Red Sonja, Alex Ross'un müthiş çizgi romanı Justice, yanında Conan, onun yanında da Mr. No Revelation var, renkli. Ve Zagor'un Kökler serisi var. Ve Host Comics'ten Texas Tom McSimmings var. Evet, burayı böylece bitirmiş olduk. Şöyle uzaktan bir göstereyim size. Evet. Hepsi cırlop gibi. Geçiyoruz öbürkü rafımıza. Arkadaşlar, burada çıkan Rebirth serileri var. Superman var 1-2-3. Superman Action Comics var 1-2-3. Justice League var 1-2-3. Justice League Suicide Squad var. Wonder Woman var 1-2-3. Trinity var. Efendime söyleyeyim. Var da var. Batman var 1-2-3. All Star Batman var. Batman Flash Rosetta özel edisyon var. Aquaman 1-2 var. Benim en çok sevdiğim Teen Titans var 1-2. Yanında Vampirella'lar var. Görüyorsunuz. Gerekli şeylerden çıkan. Çizgi düşlerden çıkan Star Wars'lar var. Görüyoruz. Yanında Injustice'lerimiz var. Hepsi bende mevcut. Yanında Pelerin var. Rom var. Avatar var. Birkaç tane de burada hardcover çizgi romanlarımız var. Yargıç Dredd, Joker, Batman Avrupa, Hellboy. Burada da Türkçe fasikül çizgi romanlarımız var. Bakın. Renkli Tom Hicks'ler var, Kısaslar var, Conan'lar var, Spider-Man'ler var, Avenging Spider-Man'ler var, var da var. Burada birkaç tane minik figürüm var. Bu dinozoru ben yaptım. Görüyorsunuz. Bu çitleri falan hepsini kendim yaptım. Bu benim evimi koruyor Örümcek Adam'la beraber. Evet arkadaşlar, koleksiyon videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar diliyorum.